Berke Bey'in amacını öğrenmiş olduk. Survivor'ı geçtik. Şimdi evlenme programına doğru gidiyoruz. Ya aldı, aldı, yapma, aldı yapma. Bir yalnızlıktan kurtulayım diyor çocuk. Bir böyle bir hayat paylaştıkça tabii güzel canım, değil yani, mi? Aynen öyle, aynen. Tabii. Tabii canım. İzmir'de kızları güzeldir, evet. Ya. Yok mu oralarda? Ya güzel de. Bir Alsancak kordona bir çok çık. Çok uçuk oluyor bazıları. Ben böyle biraz daha şöyle şey olsun böyle. Hani olgun dedim ya, olgun seviyorum yani. Olgun olsun yeter. İzmir'in kızları şu anda küstüler size, farkında mısınız? Küssün ya. Küstürdünüz İstanbul'dan buluruz. Ankara, İzmir ne yapayım? İzmir yani Ankara. İzmir'den olmadı diyorsun. Gelmişken İstanbul'dan ama boş gitme. Ama İzmir'in kızları İstanbul çok güzel. Güzel niye canım, güzelliğine bir şey demiyorum. Valla, havalıdır İzmir'in kızları. İzmirli havalıdır da hava yetmiyor işte böyle yani. Selda'nın yemekler böyle nerede kaldı acaba? Geliyor aa. Saat hayat ya, çok kaç garip. Dakika oldu, kaç dakika daha oldu Gürbüz? Sarıyorlar. 7. dakikadayız Zuhal Hanım. 7. daha dakikadayız. Daha vaktim var. 3 dakikam var. Ben 3 dakika burada neler yaparım? Siz bence birbirinizle konuşun şu anda. Siz konuşun, bence şu anda birbirinizle konuşun. İşimiz, gücümüz, çabamız Berke için. Burada Berke'ye evet çalışıyoruz vallahi. Aynen. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Hayırlısıyla güzel haberlerini duyarız. Bir şey dikkatimi çekti ne Zuhal Hanım. Zeynep Hanım hiç konuşmuyor yani. Evet, dünkü aldığın yüksek puan sana galiba çok cazip geldi. Aldığım hiç, yüksek evet puan. Yani hiç kim yorum yapıyorsun bugün? Gelin gibi süzülüyorsun diyorsun yani. Neden süzülüyorsun bu normalde kadar? Normalde güzel olanlara bile 8'i yorum yapıyorsun. 8'i mi diyorsunuz Selda'dan? Aynen. Evet. Yüksek puan yani gelince susturmuyor. Yani yorumlarımı söyledim. Ama iki tane de 5'i vardı. Yani ben de Berke Bey'e yüksek puan verseydim bugün siz de çok güzel. Bir tane 5'im, iki tane 6'm var. Ama ben verdiğim bütün puanlar masayla çok uyumluydu. Ne kimseden çok yüksek verdim, ne çok düşük verdim. Ama 8 ne gittim 4 için verdim, ne gittim hani 5 verdim. Ne güzel, kimseden 4'ü görmüyorduk ya. Vallahi hiç görmüyorum. Hiç kimsenin bak masası yemekte 4'lük değildi. Hiç kimse. Ama seviyeyi düşürüyor birine işte seviye. Yani bunlar gibi seviyeyi düşürüyor. Ne yapacaksın? Senin seviyen düşük giderek düşük işte verdik. Ne yapalım? Zuhal Hanım, çorbada damar gördüm, damar var dedim. Çiğlik, hafif bir çiğlik gördüm. Çiğlik var dedim. Olanı söylüyorum. Daha ne ama yapayım? Ama benim masamda hiç susmadınız. Ne masa kaldı, ne şey kaldı. Masayı altın üstüne ya çevirmediğiniz ben kaldı. Öyle mi? Evet, hiç susmadım. Pazartesiydi. Evet. Zuhal bugün, Hanım zaten hiç daha konuş kaldı. Evet. Ama bugün şöyle de bir şey var. Bugün böyle kavga ediyorlardı zaten. Ben orada oturuyordum biliyorsunuz. Puanınızı korumak için ses seda yok. Zaten kaldım ben. İki gün boyunca yani Onur Bey'in oturduğu yerdeydim ve İki gün boyunca hep kavgaların içindeydim. Ben de artık cevap verdim bir şeylere, şey yaptım. Yani sesimiz gidik diyordunuz yukarıda, bizde hiç susmadınız. Yok, hala akşama kadar konuşmaya çalışıyorum. Masada sus pus. Ben bu yukarıdan şu an sesim abo gidik diye konuşmuyorum dedim kadar mi ben? Abo. Ama ama yani ben şimdi ay ben şu an sesim gidik diye ben konuşmuyorum dedim mi? Bak hayır, yeterince konuşuyorum. Böyle sanki birazcık saman altında ay, su yürütüyorsunuz gibi böyle çıktık, hani puanlarda böyle borsa gibi oynama olmasın diye suskunluk yani var. Bu suskunluk hiç hayra alamet değil bence. Sizin o 4 puandan sonra şu an hiç konuşmamanız lazım. Bir durun, bir durun. Bence sen sus işte. 4 puan verdim hala susmadın be. Dur bir yerinde, dur bir yerinde. Yani 4'ü hak ettim ya. Kilit mi getireydim, ne yapayım? Bak söylemene dikkat et ama. Sen dikkat etmezsen ben hiç dikkat edemem. Dikkat kusura et bakma. Haksızlık yapıyorsun. Sen bu konuşmayla değil İzmir'den İstanbul'un hiçbir yerden kız bulamazsın. Hayda. Azıcık şuraya fermuar çek sen canım. Sen bir haddini bil ama sen yani. Sen şuraya azıcık fermuar çek. Sen bir haddini bil. Sen bir haddini ben şu anda Zeynep Hanım'la konuşuyorum. Sen neden müdahale bil oluyorsunuz? Sen konuşmaman lazım. Yani bugün ittifak değişti mi, oraya mı geçtik? Bu hafta ilk defa muhteşem bir sunum görecekler. Hiçbiri bunları yapmadı. Pazartesinden beri herkesle bir ittifakı evet, olduğu herkes söylendi. Diyor, ama herkese de adaletli puan ama verdi. Hayır, bu neden nasıl oluyor? Bugün herkese beğenmediğimi yani söyledi. Bugün suskunsun yani. Neden evet suskunsun? Ben onu merak ediyorum. Yani yukarıda bizde akşama kadar gayet iyi her telden çaldın. Yani ne oldu? Canım, bir şey mi canı mıyım sıkıldı? Hayır. Ama şimdi sanki işte böyle şey. Yemekler geldikçe konuşuyoruz. Olsun. Selda Hanım kendisine 8 puan verdiği için Zeynep Hanım bugün sessiz kaldı. Hiçbir şeyi eleştirmedi. Onlar da yemeklerini adam gibi yapsalardı da beni susturabilselerdi. Selda Hanım'ın yemeklerinde evet bazı eksiklikler, fazlalıklar vardı. Ama beni yemekleriyle bir şekilde susturdu. Zeynep Hanım bugün bayağı sessizdi yani, bayağı kuzuların sessizliğine büründü yani. Çok enteresan yani, neden olduğunu anlam veremedim yani. Yanımda sanki hiçbiri kimse yoktu yani, çok enteresan. Sus pustu yani. Afiyet olsun. Evet, biraz sunum denemeleri olmuş, yapmış. Evet, çok da güzel olmuş. Görüntüsü de çok güzel. Evet, güzel. Hatta haftanın en güzel sunumu diyeceğim. Arkadaşlardan yine tepki alacağım. Ana yemekle ilgili diyorsun değil mi? Evet. Sen dün iki parça yapsaydın ya, güzelim eti, ne güzel et yapmışsın. Doğru. Bak neredeyse evet bitirmiştim ben orada etini. Finish yapardım, bitirdim. Aa, tabii.
Güzel olmuş. Yanına da iki parça bir şey koyacaktın. Aynen öyle. Bu arada bu kajun. Pardon. Kajunlu patates, evet. Et de güzel pişmiş. Afiyet olsun. Kajun baharatı patates parmak şeklinde olmuyor mu Selda Hanım? Yani bu şekilde ben ilk defa görüyorum. Sanki haşlama patates gibi bu. Benim çünkü o söylediğiniz ben... fast food tüketimlerinde normal kızartılmış patatesin evet. üzerine kajun sosu sadece yani kajun baharatı sadece ekleniyor. Benim çünkü... Ekleniyor yani. Bunda patateslerin nişastası gitsin diye çok az bir sıcaklıkta haşladım. Sonrasında kajun baharatıyla birleştirip normal yağda kızarttım. Benim çünkü sürekli gittiğim bir restoran var. Orada bir hamburger menüsü var. Ondan hep alıyorum. Yanında hep parmak şeklinde geliyor patatesler. Hmm. Kajun baharatlı geliyor. Hmm. Çedar peynirli. Şey, evet. Onlar dediğim gibi fast food ürünlerinin yanında patates kızartmasının üstüne sadece bu baharatı döküyorlar. Sen fırında pişirdin ben, anladığım kadarıyla. Ben normal kızarttım. Önce haşladım. Nişastasını aldım. Ha haşladın. Sonra kajun baharatıyla iyice karıştırıp normal az yağda kızarttım. Hakikaten az yağda kızarmış kızarttım. Mı bu? Aha. Hadi ya. Siz ısıttınız mı yemekleri? Isıttım. Isıttınız. Bir de sos döktünüz mü? Döktüm. Et üzerine. Biraz sanki o biraz baskın böyle bir ekşimsi gibi hafif. Bifteklikte ne var Serdar Hanım? Şu anda yeni tadıyorum. Neyliydi? Bir hatırlayalım. Safran ve kekik. Safran sos. Safran ve kekik soslu biftek. Zaten ağırlıklı olarak kekin tadını alıyor olmanız gerekiyor. Safranı nasıl yaptınız? Buzlu açtınız mı safranı? Safranı neyle açtım mı? Buzlu açılıyor safran. Safranı buzlu açmadım. Normal baharat olarak kullandım. Onun da MasterChef'te var. Yok ben safranda safranın kekiğin önüne geçmesini istemedim. Baskın olarak kekik olsun istedim. İnşallah istediğim tadı verebilmişimdir. Ben beğendim bu arada. Yorumu kendim yapayım. Kendi yorumu. Sen beğendin bakalım. Yarışmacılar ne diyecek tabii. Ben de beğendim. Evet et sen güzel diyordun. Olmuş. Et gerçekten çok güzel olmuş. Mühürlemiş de güzel olmuş. Biraz yanmış gibi de bu sanırım şey... Tavada burası mı yanmış, burası şey gibi duruyor. Yani şurası. Mühürleme aslında tam her yeri bir anda kızarmıyor ya. Belki o zaman denk gelmiş olabilir. Bir de fırında hani ben sizin puanla sizin yemeklerinizi değerlendirirken onu hiç göz ardı etmedim. Bekleme süresi var. Biz yaptıktan hemen sonrasında servis yapamıyoruz. O esnada biraz kurumuş olabilir. Fırına attınız değil mi? Fırında pişti. Patates? Patates de güzel olmuş. Zaten bu kajun en çok yakıştığı şey patatestir. Ben de çok yakıştırıyorum. Çok evet, daha güzel oluyor. Bir tık çok tuzsuz ama patates. Oluyor. Efendim? Patates birazcık tuzsuz geldi. Hemen birazcık da dişe geliyor. Aa, salata var. Hemen getiriyorum. Hemen kahraman getiriyorum. Burada işte kahraman. Çok hemen vay bravo. Salatayı hatırlatan kahraman. Patates dişe geliyor. Gözünüz kahraman görsün. Süpermenim deyip şimdi uçarmış buradan benim gider. Benim. Bak geçenlerde bir yarışmacı unuttu. Kimse sesini çıkarmadı. Eksik mi? Hatırlatmasa da aynı şekilde olacaktı. Vay be ya, görün bunu görün bak burada var ya. Berke Bey teşekkür ederim. Berke hatırlatmasa yanıyordun vallahi. Rica ederim. Ödülü kazanırsanız bir 10 bin isterim ama. Pazarlık mı yapıyorsun? Hayır yani. 10 bin lirasını da bana ver diyor. Tabii canım istiyorum o parayı zaten alırsanız vallahi alırım yani 15 bin. Doğru eksikliğe girecekti. Vallahi alırım ha. Sakalını bir gör yani. Alırım Selda Hanım. Canını sağ olsun veririm. Niye beni alırım. 50 bin 10 bin lirayla mı korkutacak? Vallahi salatayı unuttun ha. Neredeydi salata? Dolaptaydı. Dolapta. Bir de görmeyecektin. Bir de içecek alabilir miyim limonata? Çok severim. Aldın ya. Bir bu da çift bardak çift bardak. Tabii canım ben. Olsun gitsin çocuğun ağzı dili kurudun. Pişmemiş. Ne olmuş? Pişmemiş Zuhal Hanım. Patates mi? Yani patatesin bir kısmı dişe geliyor, bir kısmı pişmiş. Pişmemiş, aynen. Bir kısmı dişe geliyor, aynen, bir kısmı dişe, pişmiş. Aynen. Katılıyorum. Evet. Zuhal Hanım hazır başlamışken yorumlamamı da yapayım isterseniz. Şey bir Selda'yı bekleyelim. Ha, olur. Ya da dinleyesen. Dinliyor musun Selda? Dinliyorum ben, tamam, siz başlayabilirsiniz. Ben tattım zaten. Patatesin bir kısmı pişmiş bir kısmı pişmemiş. Genel... Patates şurası böyle var. Haşlama gibi geldi. Aynen. Hiç kızartma tadı kızartma yok ya. Sen kızartma deyince şaşırdım. Şey, öncesinde sıcak suyla dedim ya o hani... Niye fırına vermedin bunu bir güzel böyle bir... Fırında hem böyle... Ya da kızartacaksan parmak parmak dediği gibi çıtır çıtır bir patates. O bence kızartmadan şunu anlamış. Patatesi... İki arada kalmış patates. Patatese şöyle demiş kızartma demiş. Fırında hem böreği hem eti pişirdiğim için... Anlarım. Devam ediyorum Zuhal Hanım. Devam et. Sunum güzel evet, ama dediğim güzel. Gibi et pişmiş ama dediğim gibi üzerindeki sosu biraz baskın bir ekşimsi tat hafiften var. Ama beğenmedim. Zaten soslu ya. Dediğim gibi patatesler ne haşlama ne kızartma iki derece bir arada kalmış. Ve
böyle çok bir ağır bir sunum değil yani. Hani güzel bir özentilik var. Hani özenti değil. Nasıl ağır bir sunum var, değil. Allah aşkına hanginiz bu sunumu yaptınız?